Herkese merhaba. Biliyorsunuz genelde kanalımızda motosikletle alakalı videolar yayınlıyoruz. Özellikle R25 ile alakalı videolar. Çünkü ben bir R25 sahibiyim bildiğiniz üzere. Fakat kanalda aslında ilk açılırken kuruluş amacımız sadece motosiklet videoları değil. Aynı zamanda işte astronomi ve benzeri böyle değişik dallarda video yayınlamaktı. Görmüş olduğunuz gibi şu an masamızda iki tane mikroskop var. Bir tanesi dijital mikroskop, 500x büyüttüğünü söyleyen. Bu mikroskobu internetten aldık. Bizim yerel mağazalarımızda da satılıyor. 500x büyüttüğünü söylüyor. Buna bakacağız. Ve bir tane de manuel 1200x büyüttüğünü söyleyen bir mikroskop satın aldık. En ucuzunu satın aldık. Çünkü bunlar oyuncak hobi mikroskopları. Bunlara bakacağız. Kutularını açacağız. Ardından birkaç gözlem yapmaya çalışacağız. Sizlere de bunları göstermek istiyorum. İlk olarak dijital mikroskopumuzu açalım. Gördüğünüz gibi dijital mikroskop böyle ufak bir şey. Bunun içerisinde çok fazla bir ekipman yok. Bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor içinden. Bir tane de böyle görmüş olduğunuz gibi hizalama ve ölçüm kağıdı çıkıyor. Bir tane gibi böyle bir stand. Bilgisayarınızda tanıtabilmeniz için sürücüsü. Bu da görmüş olduğunuz gibi mikroskopumuz. Standı böyle görmüş olduğunuz gibi direkt böyle buraya takıyorsunuz standı ve çevirip şu şekilde istediğiniz gibi şey yapıyorsunuz. Ucunda tozlanmasın diye bir kapak var. Bunu çıkarıyorsunuz ve ucunda gördüğünüz gibi LED lambalar var. Bunlar da görüntüyü sağlamak için. Netliği sağlamanız için bir yukarı aşağı şeyi var. Böyle aşağı indirdiğim zaman görüyorsunuz ucundan kamera yakınlaşıyor ve uzaklaşıyor. Bir de şuradan ışığı kontrol edebildiğiniz bir tekerlek var. Sol taraftaki snap yazan tuş kendi yazılımıyla çalışıyor. Şöyle bu mikroskopumuzu şimdilik kenara kaldıralım. Dijital mikroskopumuzu. Manuel mikroskopumuza geliyoruz. Evet. Manuel mikroskopumuz da bu şekilde. Hemen kutusunu açalım hızlıca. Şuradan içinde ne varmış bakalım. Evet. Şöyle setimiz bu şekilde. Bir hobi seti arkadaşlar. Mikroskop burada görmüş olduğunuz gibi. Gördüğünüz gibi mikroskopumuz burada. Hemen çıkartmaya çalışıyorum. Evet çıkardım gördüğünüz gibi gayet. Oyuncak gibi bir şey. Hatta oyuncak bile diyebiliriz yani. Ben iş göreceğini düşünüyorum. Testlerimizi yapacağız. Evet, birazdan gözlem videosunda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi damlalığımıza çiçek saksısından aldığımız suyu koyduk. Şimdi buraya bir damla dökeceğiz. Evet, sadece bir damla gördüğünüz gibi. Bakalım içinde neler varmış şimdi birazdan. Neler olduğunu içinde öğreneceğiz. Lam ve lamel hikayesi bu. Şöyle üstüne koyuyoruz. Ve hemen spatulamızla neşterimizi de düzeltiyoruz. Şöyle ayarımızı yaptık. Şimdi hemen bunu mikroskopumuzun içine takacağız. Yerleştiriyoruz. Bu mikroskop 400x'te sadece güzel gösteriyor bu arada. Evet şimdi kameramıza doğru getirelim mikroskopumuzu. Evet. İşte. İşte arkadaşlar bir tane. Şöyle. Görüyorsunuz yüzen şeyi. O bir tek hücreli. Gördüğünüz gibi yüzerek gidiyor. Çok hızlı hareket ediyorlar. O yüzden yakalamak çok zor. Evet işte bir tane daha gördüğünüz terliksiz hayvan. Bakın geziyor. Evet ekranın sağından çıktı. Ekranın sağında şu küf mantarın içerisinde zannediyorum onu. O tarafa doğru bir almaya çalışacağım şimdi. Aha, öbür tarafta da var. Orada da bir sürü çıktı. Evet bir tane daha dolanıyor gördüğünüz gibi. Bir tane daha geldi. Şu mantar şeyin içindeler bu. Küf müdür, toprak mıdır, nedir onun içindeler. Gördüğünüz gibi hareket ediyorlar. Bunlar tek hücreli canlılar arkadaşlar. Bahçedeki çiçeğimizin toprağından aldık bu su örneğini.
Biraz daha netleştirmeye çalıştım. Yani lensler çok iyi olmadığı için işte chromatic aberration dediğimiz bozulma meydana geliyor. Bu teleskoplarda da var. Gördüğünüz terlik hayvanı şu anda. Hemen sağ köşede. Şey yaptıkça kaçıyorlar. Tamam, böyle kalsın. Şu ekranı da düzeltmeye çalışıyorum. Şimdi. Evet, bir tane kocaman bir şey gördük. Terliksi hayvan mı o, nedir? Galiba. Evet arkadaşlar. Bu da 50x büyütme. Yani 50x büyütmede çok net görünmüyorlar. Birazcık minikler gördüğünüz gibi. Evet, popülasyon artıyor gittikçe enteresan şekilde. Şunlar çok değişik ya. Neyler? Böyle terliksi hayvan gibi olanlar, tek hücreliler. Şu adacık gibi olan toprakta. Toprak mı artık o da, neyse bilmiyorum da. Bak bak bak, şunlar çok acayip. Baksana. Ve inanılmaz hızlı hareket ediyorlar, görüyor musun? Bu 600x. 1200-600. 600-1200 olan, ama 600 olanda bakıyoruz. 10x çarpı 60x'te bakıyoruz. Yani mercekleri iyi olsa demek ki bunun, gayet bu da yeterli olacak bu tarz araştırmalar için. Optik kalitesi de önemli tabi. Sürekli şuraya giriyorlar. Yani şuna. Az önce de gösterdiğim gibi bütün olay şurada gerçekleşiyor arkadaşlar. Şu küçücük alanda, böyle 8 milimetreye 8 milimetre alanda gerçekleşiyor. Görmüş olduğunuz gibi sadece şu 0.8 santimetre karelik alan içerisinde bile bir sürü canlı ve mikrop gördük. Az önce sizle beraber izlediniz. Bu korona günlerinde lütfen evde kalın, sağlıkla kalın ve sosyal mesafeyi koruyun. Herkese sağlıklı günler.